uyanış başlıyor. Değişime hazır mısınız? Pastör Güçlü Erman ile Söz ve Ruhla Uyanış dinleyeceğimiz Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastor Küçü Erman. Bu programımda kurtuluş ve yeniden doğmak konusunun serisinin ikinci programını yapacağız. İkinci bölümündeyiz. Evet, bir önceki bölümümüzde her insanın yeniden doğması gerektiğine değindik. Tanrı'nın bize olan sevgisini şununla kanıtladığını öğrendik. O da biz günahkarken Mesih bizim için öldü. Ve İsa'nın kanı sayesinde, çarmıhta ölürken bizim yerimize kurban olarak sunulurken akıtılan kanının o kurban kanının bizi aklayan ve temizleyen kan olduğunu öğrendik. Ve aynı zamanda Hezekiel peygamberin peygamberlik sözlerinde Tanrı'nın üzerimize temiz su dökeceğini, bizi arındıracağını, kirliliklerimizden, putlarımızdan temizleyeceğini, içimize yeni bir yürek koyacağını, yeni bir ruh vereceğini, taştan yüreği çıkararak bize etten yeni bir yürek vereceğini Öğrenmiştik. Hezekiel 36. bölüm 25. ve 26. ayetlerde. Daha sonra İsa Mesih'in sözleriyle, Yuhanna 3. bölümde 1. ve 8. ayetler arasıyla arasında a, dindar olan, a, ferisi olan Yahudi Nikodim'e "Yeniden doğmalısın" dediğini gördük. İşte bu yeniden doğmak, o taştan yüreğin günahkar doğanın bizden çıkarılması, etten yeni bir yüreğin, yani Tanrı'dan gelen yaşamın. Çünkü taş ölüdür. Et, yürek, yaşayan, kan pompalayan bir yürektir. Anlıyor musunuz? Ve İsa buna yeniden doğmak dedi. Ruhtan doğmak dedi. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısın dediğime şaşma. Çünkü yeniden doğmadıkça Tanrının egemenliğini ne görebilirsin, ne Tanrının egemenliğine girebilirsin. Yeniden doğmak, yani Tanrının içimizde yapacağı en büyük mucize budur. Bize yeni yaşam vermesi, günahkarı kurtarması ve günahkara temiz, kutsal yeni bir doğa vermesi. Tanrının doğruluğuna ve kutsallığına sahip olan, duyarlı, Tanrının ruhuyla dolu olan bir yürek bize vermesi, yeniden doğmak. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrının egemenliğine giremez. Yani istediğin kadar dindar ol, istediğin kadar ahlaklı olmaya çalış, istediğin kadar iyilik yapmaya çalış, istediğin kadar kuralları, yasaları izlemeye çalış. Bunların hepsi boş çünkü sorun dışsal eylemler değil, sorun yürek ve yüreği ancak Tanrı değiştirebilir. Kalp naklini ancak Tanrı yapabilir. Buna buna değinmiştik ilk programımızda özetlemem gerekirse. Şimdi bu programımızda devam edeceğiz. konu olarak şuna değineceğiz. Yeniden doğmadan önce herkesin, her insanın günahkar olduğuna, günahkar bir yapıya ve doğaya sahip olduğuna değinmemiz gerekiyor. Bunu anlamak çok önemli. Çünkü günahkar doğada sahip olan bir insan dindar amellerle, dindar olarak işte iyi bir Müslüman olayım, iyi bir Hristiyan olayım, iyi bir şu olayım, bu olayım ve kurallar nedir, ne yapmam gerekiyor? Bu şekilde değişemez kişi. Çünkü Tanrı yüreği görüyor. İnsan dış görünüşe bakar diyor kutsal kitap ama Tanrı yüreği görür. Ve yüreğinde günah olduğu sürece yaptığım bütün işler boş. Kutsal kitapta Tanrı bunlara ölü işler diyor kendi doğruluğunuz diyor. Kendi doğruluğunuz. Kendi doğruluğunuzla kazanmaya çalıştığınız diyor. Kurtuluş kendi amelleriniz ve o gururunuzu bana getirirseniz diyor. Benim önümde bunlar diyor. Kirli bir bez gibi. Anlıyor musunuz? O bezin temizlenmesi lazım. Bundan dolayı Tanrı'nın hayatımıza müdahale etmesi lazım. Onun mucizesine ihtiyacımız var ve onun yoluna girmeye ihtiyacımız var. Şimdi bunu anlayacağız. Kutsal Kitap bütün insanların doğuştan günahlı bir yapıya sahip olduğunu ve bu günahlı yapıyla doğduğunu ve günahkar olduğu için Tanrı'dan kopuk, ayrı olduğunu öğretir. Kutsal Kitabın temel öğretisi budur. Bundan dolayı da insan yeniden doğmalıdır. Kutsal Kitap ilk önce soruna değiniyor. Sorunu gösteriyor. Ondan sonra çözümü sunuyor. Ama diğer şeylere baktığınız zaman soruna hiç değin de, hep çözüm arıyorlar. Dinler hep çözüm arıyor ama soruna değinmiyor. Sorun günah. Ve günah sadece bir eylem değil. Günah kişinin yapısı, içsel doğası. Romalılar 5. bölüm 12. ay şöyle diyor. Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Bir insan günahı ve ölümü dünyaya getirdi. Bir insan günah işleyerek dünyaya ölümü getirdi. Ölümü tak, e, takdim etti ve ölüm yayıldı. Ne diyor? Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Tanrı'nın gözü önünde, Tanrı'nın gözünde bütün insanlar günah işledi. Günahsız kimse yok. Günah işlememiş insan yok. Ne kadar dindar, ne kadar iyi bir insan olsa da mükemmel, kusursuz Yüzde yüz saf kutsal değil. Hiçbir insan böyle değil. Hatta İsa ne diyor? Bir adam diyor bir kadına şehvetle baktığı anda diyor yüreğinde zaten zina işlemiştir. Gidip o kadınla fiziksel olarak yatağa girmesi gerekmiyor. Baktığı anda şehvet duyduğu anda zina. Hatta İsa ne diyor? Kardeşinden bir insandan nefret ederse katildir. Onu yüreğinde zaten öldürmüştür. Yani tabancayla vurması bıçakla öldürmesi gerekmiyor. Nefret ettiğin anda diyor yüreğinde zaten katilsin. Çok ciddi bir olay. O zaman görüyoruz ki <laughs> o zaman görüyoruz ki bu bu çizgi çok çok ince bir çizgi. Hatta İsa ne diyor? Başka bir insanın malına göz diktiğin anda zaten hırsızsın. Bundan dolayı günahı çünkü insanlarla konuşuyorum. Tanrı hizmetinde 27. senemdeyim. 27 senedir vaizim, kilise önderiyim. 25 ülkeyi dolaştım. Televizyonlarda, konferanslarda, kiliselerde birçok yerde vaaz verdim. Kutsal kitap okullarını öğretiyorum. 27 senedir bunu yapıyorum. Tam zamanlı olarak. Binlerce insan gördüm. Binlerce, on binlerce insana hizmet ettim. On binlerce insana müjdeyi duyurdum. Hatta diyebilirim ki gerçekten on binlerce insanla yüz yüze birebir bile konuştum. İnsanlara soruyorsun. Şu anda ölsen cennete gideceğine yüzde yüz emin misin? Diyorlar ki ya ben iyi bir insanım. Adam öldürmedim, banka soymadım. Hemen o ikisine gider. <laughs> Kaç kere duydum. Adam öldürmedim, banka soymadım. Peki hiçbirisine nefret et, hiçbirisine nefret ettin mi? Cehenneme, cehenneme git, cehennem dibine git dedin mi? Birisine aptal, salak adam dedim mi? Nefret ediyorum ondan. Pis adam dedim mi birisi için? Aa, evet dedim. O zaman sen zaten katilsin. Bankanın önünden geçerken ay keşke benim daha çok param olsa. Bankada şimdi binlerce dolar para vardır. On binlerce lira para vardır. Keşke benim de olsa diye düşündün mü? Evet o zaman zaten sen orayı soymayı düşündün. Çünkü aç gözlülük yaptın. İnsanın malının mülkünü gördüğü zaman ay onda niye var? Ben de yok kıskandın mı? Evet bunların hepsi görüyor musunuz? Yürekte olan şeyler. Gizliyoruz belki başkaları görmüyor. Gülümsüyoruz, sırıtıyoruz. İyi insanmışız gibi davranıyoruz. Ama ben eğitimliyim. Ne bileyim ben işte e, o sokaktaki hırsız pislik gibi değilim, o sokaktaki dilenciler gibi değilim diye kendini kıyaslıyorsun belki. Başkalarından kendini daha iyi görüyorsun ama Tanrı'yla kıyasladığın zaman yüreğin çürük, hayatın mükemmel değil. Tanrı'nın kutsallığı ve mükemmelliğiyle kıyaslandığı zaman günahkarsın. Hepimiz, herkes, bütün insanlar günahkar doğuyorlar. Günahkar doğayla hayata geliyorlar. Neden? Çünkü ilk insan Adem, ilk insan olan Adem. Tanrı'ya baş kaldırdı ve ağaçtan yedi. Adem günah işledi. Bakın yaratılış 2.17 ne diyor? Fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin. Çünkü ondan yediğin günde mutlaka ölürsün. Tanrı iki tane ağaç koymuştu Adem bahçesine. Adem ve Havva'yı ilk insan, ilk adam ve ilk kadını yarattı. Onların içine yaşam nefesini üfledi. Onlar tanrısal yaşama sahiplerdi. Adem bahçesindeler iki tane ağaç var. Bir tanesi yaşam ağacı. Tanrı'nın ağacı. Kutsallık ve doğruluk ağacı, yaşam getiren ağaç. Ondan yiyebilirsin ve sonsuza kadar yaşayacaksın. Bir tane ağaç daha var. İyi ve kötüyü bilme ağacı. Ondan yemeyeceksin. Ondan yediğin gün ölürsün. Mutlaka. Neden? Tanrı niye böyle bir şey yapar? Seçim. Seçim. Önümüzde iki seçenek var. Bu kadar basit. Yaşam ve ölüm. Bereket ve lanet, cennet ve cehennem, tanrı veya tanrısızlık. Bu kadar basit. Tanrı'nın ağacı, yaşam ve onun yolu ya da kendi yolu. İnsan kendi yolunu seçti. İblis geldi ayarttı onları. Ağaçtan yersen ölmezsin dedi. Hava düşündü. Evet ağaçtan yersem ölmem, bilgeli kazanırım. Amacı o değil mi zaten? İnsan bilgeli. Tanrı'nın bilgilerine ihtiyacımız yok. Biz kendimiz daha bilgeliyiz. Tanrı'dan daha iyi biliriz. Ve kandırıldı, ağaçtan kopardı, meyveyi yedi, kocasına verdi, o da yedi. İkisi de düştü, gözleri açıldı, çıplak olduklarını fark ettiler, korktular, utandılar, gittiler. Ee, ağaçların arkasında gizlendiler ve Tanrı geldi. Rabbin ruhu aa, rüzgar gibi, günün serinliğinde diyor, eserken Adem bahçesinde. Tanrı onlarla buluşmaya geldi, kişisel bir ilişkiye sahiptiler, utanç yoktu, korku yoktu. Gizlenme yoktu. Tanrı'ya koşa koşa gidiyorlardı. Neredesin Adem? Sesini işittim, korktum, saklandım. Niye korkuyorsun? Çıplak olduğum için. Utandım. Çıplak olduğunu sana kim söyledi? Ne oldu? Görkemim seni örtüyordu. O görkem terk etti. Tanrı bilmiyor muydu olup biteni? Tabii ki biliyordu ama Adem'in söylemesini istiyor. Ama Adem ne yapıyor? Kadını suçluyor. Bana verdiğin kadın yaptı bunu. Kadın da iblisi suçluyor. Yılan, yılan beni kandırdır. İşte o günahla birlikte, o günahkârlı çürüyen doğayla birlikte iyi ve kötüyü bilme. O zamana kadar insanlar sadece iyi biliyorlardı. Çünkü Tanrı'nın yarattığı her şey iyiydi. Her şey temizdi ve kutsaldı. Ama iblisin dokunduğu her şey pistir, kirlidir, karanlıktır. Ne zaman onu dinlersen hayatın mahvolur. Günaha düşersin, hayatın kirlenir, mahvolur, korku, utanç içinde olursun. Çıplak olursun, zayıf olursun, zayıf düşersin, korkarsın, kaçarsın. İşte insanlığın durumu budur. Adem'in itaatsizliği bütün insan ırkına, ırkına, insanlığa, tümüne günahı getirdi ve ruhsal ölüm tüm insanlara yayıldı. Kutsal Kitap yine böyle der. Romalılar 5. bölüm 17. ve 18. ayetlerde şöyle diyor. Çünkü eğer ölüm bir tek adamın suçu yüzünden, yani Adem'den bahsediyor. O tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse görüyor musunuz? Ölüm ve günah. Bir adam aracılığıyla bütün insanlığa yayıldı diyor. Adem bütün insanlığı temsilen günah işlemiş oluyor. Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. İşte tek bir suç bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Diyeceksiniz ya nasıl oluyor da ben Adem'in günahının ücretini ödüyorum. Onun bedelini, onun onun yükünü taşıyorum. Çünkü bütün insanlığa günah yayıldı. O günden itibaren günah kavramı, Tanrı'ya karşı itaatsizlik, insanın kendi kafasına, kendi benliğine, kendi yoluna göre gitmesi bütün insanların doğasında var. Herkes bunu yapıyor. Küçükten beri bir çocukla görüyorsun. Ona dokunma diyorsun, gidiyor dokunuyor. Niye o? Çünkü o isyan, asi'lik insanın doğasına girdi. Doğa çürüdü. Tanrı'dan koptu. Tanrı'nın doğruluğu, Tanrı'nın kutsallığından koptuğu için insan doğru nedir, yanlış nedir bilmiyor. Ya da bilse de yapmıyor. Yapmak istese de bunu başaramıyor ve değişemiyor. Binlerce yasa var kitaplarda, hukuk kitaplarında. Hırsızlığa karşı, adam öldürmeye karşı, soygunculuğa karşı, yalancılığa karşı, dolandırıcılığa karşı polis var. Yargıçlar var, hakimler var, mahkemeler var. Ne değişiyor? İnsanlar yine adam öldürüyor, yine suç işliyor, yine hırsızlık yapıyor, dolandırıcılık yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor. Her şey oluyor. İstediğin kadar yasa koy, istediğin kadar yönetmelik koy, istediğin kadar kırmızı ışığı geçmedi. İnsanlar kırmızı ışığı geçiyor gidiyor. Alkollü araba sürmek yasak diyorsun. Alkollü araba sürüyor. Deli gibi araba sürüyor. Trafik canavarı. İçinde şeytan varmış gibi, manyak gibi araba sürüyor. Gidiyor milleti biçiyor, öldürüyor. Her gün, her gün. Her gün duyuyoruz bu haberleri. Her gün yüzlerce, binlercesi. Niye? Çünkü insanların içinde o suç, suç, günah doğası var. Suç işleme, günah işleme doğası var. Yalan söylüyor. Kandırıyor. Her şey var. İstediğin kadar yasa koy. İstediğin kadar yaptırım uygula. İnsanlar yine bunu yapıyor. Neden? Çünkü Tanrı'dan uzak, düşmüş, çürük bir doğaya sahip. Tanrı'yı sakın suçlamayalım bunlar için. Çünkü insanlar bana diyor ki, dediğim gibi işte adam öldürmedim, banka soymadım. Duyduğum, yani genelde en en fazla duyduğum yegane şeyler. Ondan sonra bir de şunu duyuyorum. Tanrı bu kadar iyi iyiyse niye dünyada bu kadar kötülük var? Tanrı'nın suçu mu bu? İnsanlığa yolu gösterdi insanlık. Hayır dedi biz senin yolunu istemiyoruz. Kendi yolumuzda gideceğiz. İyi ve kötüyü bilmek. O ağaçtan yedik. Kötüyü de biliyoruz. O yüzden kötü de yapacağız. Sen bize iyi yolu göstermek istedin ama biz kötü yolu seçiyoruz. İnsanlığın seçimi bu. Biz robot değiliz. Tanrı'nın yaptırımı değil bu. İnsanlığı kendi haline bırakmış durumda Tanrı. Madem öyle kendi yolunuzu seçtiniz. O ağaçtan yemeği istediniz. Yılanı iblisi dinlediniz. o Hadi bakalım. Görün. Ne oldu? İnsanlık gidiyor birbirinin boğazına yapışıyor, onu öldürüyor bunu. Savaşlar, her türlü kötülük var. İki tane devlet önderi birbirine kızıyor, savaş açıyor. Masum insanlar gidiyor ölüyor. Ülkeler birbiriyle savaştığı zaman, değil mi? İki ülke bir, birbiriyle savaştığı zaman sen o ülkenin vatandaşısın. Ben bu savaşı beğenmiyorum desen bile bombayı yağdırdıkları zaman sen de ölüyorsun. Görüyor musun? Yani sonucunu sen çekiyorsun. Adem de bir nevi bütün insanlığın başı olarak bizi bu yola sürükledi bu bataklığa girdik. Ne yapacağız? Hamdolsun ki Tanrı'nın sevgisi ve lütfu var. Biz bu bataklıktan elini uzatıp kurtarmak için bir kurtuluş yolu var. Bize uzanan bir kurtarıcı eli var. Kurtaran bir el var. Bize uzanıyor bizi kurtarmak için. Biz de o eli tutacağız ve Rab beni kurtar deyip kurtulmayı mı seçeceğiz yoksa senin eline ihtiyacımız yok. Biz kendi çabamızla bu bataklıktan çıkarız diye çabalayıp 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 en sonunda batacak mıyız? Ve insanlar böyle yapıyorlar işte kendimizi kurtaramayız. Tanrı bizi kurtarmak için sevgisiyle bize yol açtı. Ne diyor? Bir adamın doğruluğu İsa Mesih sayesinde yaşam, doğruluk, aklanma bağış sağlandı. İnsanlara, bütün insanlara yaşam veren aklanma sağlandı. Bir doğruluk eylemi bütün insanlara. Nasıl Adem'de herkes baktı? İsa Mesih'te herkes kurtulabilir. Adem bizi aşağıya çeken, batıran kişi ise İsa da bizi yukarı çekip kurtaran kişidir. İşte bu şekilde kutsal kitap bize çok açık ve net bir şekilde gösteriyor. Sorun nedir? Çözüm nedir? Sorun günah, çözüm İsa Mesih'teki kurtuluş, yeniden doğmak. Adem'in günahı bütün insan ırkını yargı altına getirdi. İnsan ve insanlık ölüm cezasına mahkum edildi. İnsan insanlık suçlu ve mahkum olarak Tanrı'nın gazabı altına girdi. 1. Korintliler 15 21 ve 22. ayetler şöyle der: Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Ölüm Adem aracılığıyla geldiğine göre ölümden diriliş de İsa Mesih aracılığıyla gelir. Bunu demek istiyor. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Ne kadar basit. Herkes Adem'de batıyorsa herkes İsa'da yükselip kurtulup cennete gidebilir. Herkes Adem'den dolayı cehenneme mahkumsa Tanrı kurtarıcı İsa Mesih'i gönderdi ki İsa Mesih aracılığıyla kurtulup cennete gidebilsin. Adem'in günahı insan soyunu kalıcı olarak etkiledi ve nesilden nesile aktarıldı. Adem sadece insan ırkının atası olarak değil, aynı zamanda insan ırkının temsili reisi olarak günah işledi. Böylece onun ruhsal ölümü ve suçu herkesin hesabına aktarıldı. Tüm insanlık Adem'deydi. Adem günah işleyerek Adem bahçesinde ruhsal olarak ölünce Adem'in tüm soyu günahlı bir doğayla zehirlendi ve ruhsal ölümü miras aldı. İnsan doğası neyse ancak onu üretebilir. Yani günahkarlar ancak günahkarlar doğurabilir. Bedenden doğan bedendir dedi Nikodem'e İsa. Annenden babandan bedenden doğdun, günahkar annem ve babandan günahkar doğdun. İstediğin kadar bir dindar ferisi ol, Yahudi ol, kuralları yerine getir, yüreğin Tanrı'dan uzak. Senin bir mucizeye ihtiyacın var. Yeniden doğman gerekiyor. Bu mucizeyi ancak Tanrı yapabilir. Çünkü Nikodim İsa dedi ki senin yaptığın mucizeleri görüyoruz. Sen kesinlikle Tanrı'dan gelen bir öğretmensin. Ve İsa diyor ki ha ölüleri dirilttiğimi mi gördün? Suyun üstünde yürüdüğümü mü gördün? Beş ekmek iki balıkla beş bin aileyi doyurduğumu mu gördün? Közleri, körlerin gözünü açtığımı mı gördün? Sarlığının kulaklarını açtığımı mı gördün? Kötülümlerin yürüdüğünü mü gördün? Harika bu mucizeler. Ama bu bedensel mucizelerden daha önemli olan ruhsal bir mucize var. O da yeniden doğmak. Ruhtan doğmak. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. En büyük en büyük mucize. Mucize mi arıyorsun Nikodim? Ben sana asıl mucizeyi anlatayım. Yeniden doğmak. Tanrı'nın yapabileceği en büyük mucize bu. İçindeki taştan yüreği çıkartıp sana etten yeni bir yürek vermek, içine yeni bir ruh koymak. Haleluya. Evet. Evet, evet, evet. Dediğim gibi insan doğası neyse ancak onu üretebilir. İnsanın doğası çürümüş, düşmüş, günahlıdır. Böylece çoğalınca düşmüş, çürümüş, günahlı insanlar üretir. Tanrı Adem ile Havva'ya ne demişti? Verimli olun, çoğalın. Ama onlara verdiği yaşamı çoğaltmalarını istedi. Ne oldular ama? İblisi dinlediler, yalanları dinlediler. Tanrı'ya karşı baş kaldılar. Kendi yollarında gittiler. Ne yaptılar? Kendi yollarında giden bir zihniyet ve bir doğayı ürettiler ve Üreye 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 milyarlarca insan gezegeni doldurdu, birbirini gırtlağına yapıştı, öldürüyorlar. Hırsızlık, her türlü kötülük, her türlü pislik, çıkarcılık var. Bunları görüyoruz. Karanlık bir dünya, son günlerdeyiz, S sona doğru yaklaşıyoruz, çağın sonundayız ve kötülük daha da çoğalıyor. Kutsal kitap böyle dedi, kötülük çoğalacak ve kö çoğalan kötülüklerden dolayı insanların sevgisi soğuyacak bencilleşecek, çıkarcı, daha da çıkarcı olacak. Sadece kendi paçasını kurtarmayla, kurtarmaya çalışacak. Kimseyi umursamayacak. Bu gidişattayız ve bir kurtarıcıya ihtiyacı var. Dünya batıyor, her geçen gün daha da batıyor ve Tanrı'nın gönderdiği kurtarıcı tek umudumuz. Hamdolsun ki bir umudumuz var. Yüce mübarek umudumuz İsa Mesih. İsa Mesih, içinizde diyor Mesih, yüceliğin umududur. Mesih yüreğinize alırsanız, kurtuluşu alacaksınız. Evet. Dediğim gibi yeniden doğmamış insan Tanrı'dan sonsuza dek ayrıdır. Günahın boyunduruğu altındadır. Kutsal kitap yeniden doğmamış insanın kayıp bir insan olduğunu tanımlar. Bakın böyle bir insan nasıl durumdadır? Koloseller 2.13'e göre. Doğal haliyle tüm insanlar ruhsal yönden ölüdür. 1. Yuhanna 3.10'a göre. Doğal haliyle tüm insanlar şeytanın çocuklarıdır. Efesler 2 ve 2, doğal haliyle tüm insanlar itaatsizlik çocuklarıdır. Romalılar 5. bölüm 12. ayete göre, doğal haliyle tüm insanlar Adem'in günahlı yapısıyla lanetlidir. Efesler 2. bölüm 3. ayete göre, doğal haliyle tüm insanlar gazap çocuklarıdır. Efesler 2, yine 1. ve 3. ayetler arasında, her kurtulmamış insan şeytanın ailesindedir. Koloseler 1.13 ve Elçenişleri 26.18'e göre, her kurtulmamış insan şey, şeytanın hükümdan, hükümranlığı, hükümdarlığı ve karanlık etkisi altındadır. Yuhanna 8.44'e göre her kurtulmamış insan şeytanın doğasına sahiptir. Efesler 2. bölüm 2. ayete göre her kurtulmamış insan kötü ruhların etkisi altındadır. O yüzden insanlar ruhsal baskı hissediyorum diyor. Geliyorlar, dua ediyoruz ama asıl sorun ne? Kurtulması lazım. Lanetten ve günahlardan kurtulması lazım. Efesler 4.18 ve 2. Kontler 4.4'e göre inanmayan kişi kişinin zihni körelmiştir. Karanlıktır. Anlayışı karanlığa bürümüştür. Ruhsal olarak kördür diyor. Göremez. O yüzden İsa dedi ki yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremezsin. Çünkü gözlerin kör. Ruhsal gözlerin kapalı. Onlar açılınca görebilirsin ancak Tanrı'yı ve Tanrı'nın kutsallığını ve ışığını. Stüdyoda ışıklar var ama ben gözümü kapatırsam göremem ki. Anlıyor musunuz? Kamerayı kapatırsak siz beni göremezsiniz. İnsanlar göremiyor. Kapalı. Gözleri kapalı. Ama yeniden doğunca gözlerin açılıyor. Ruhsal gözlerin açılıyor. Fark etmeye, görmeye başlıyorsun. Ben yeniden doğunca daha önce hiç görmediğim birçok şeyi görmeye ve fark etmeye başladım. Niye? İçim değişti. Bir anda ha dedim ya ben bunları böyle yapıyormuşum. Bu çok yanlışmış. Böyle konuşuyordum. Yanlışmış. Ya bu adam böyle diyormuş. Yanlışmış. Değişmem gerekiyor. Bu doğru değil. Böyle yaşamak istemiyorum artık. İçki içmek istemiyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Şunu yapmak istemiyorum. Öfkelenmek istemiyorum. Ne oldu? Doğan değişti. Evet. Efesler 4.18'e göre inanmayan kişi Tanrı'nın tanrısal yaşamdan kopuktur, kopmuştur. Romalar 3.19 ve Yohanna 3.36'ya göre inanmayan kişi Tanrı'nın önünde suçludur. Onun gazabı altında yaşamaktadır. Efesler 2. bölüm 12 ve 13. ayetlere göre inanmayan kişi Tanrı'dan uzaktır ve umutsuzdur. İnanmayan kişi Tanrı'ya düşmandır. Romalılar 5-10 böyle diyor. İnanmayan kişi doğal benliğinin tutku ve arzuları arzularıyla, doğal aklıyla yaşar. onunla yönlenir. Efesler 2 ve 3. İnanmayan kişi günah ve ölüm yasasına tutsaktır. Romalılar 8-2, Yuhanna 5-24 ve Yuhanna 8.34. İşte ayetler. Hepsini okumak istiyorsanız okuyun. Bir sürü ayet verdim size. Günahlı benlik. Kutsal kitap günahlı benlikten bahsediyor. İşte o nedir? Günahlı doğa. O günahlı doğadan kurtulmamız gerekiyor. Tanrı'nın günahkar için çaresi lütfudur. Kurtuluş planıdır. Ve bu kurtuluş planı, bu lütufla kurtulabilirsiniz. Haleluya. Galatyalılar 2.16'da şöyle der. Yine de kişinin kutsal yasanın, yasanın gereklerini yapmakla değil, İsa Mesih'e olan imanla aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de yasanın gereklerini yapmakla değil, Mesih'e imanla aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse yasanın gereklerini yapmakla aklanmaz. Efesler 2, 8 ve 9. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Ve Romalılar 6.23 şöyle der. Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Sonuçta günahkar yeniden doğarak kurtulur. Bunu iman yoluyla, buna iman yoluyla lütufla kurtulmak denir. İnsan Tanrı'nın günahkarı kurtarmak için sunduğu lütf, lütufkar kurtuluş yoluna iman ederek kurtulur. Bu da İsa Mesih'tir. Bunu yapmaya hazırsanız benden sonra da dua edin. Sevgili Göksel Baba, oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Günahlarımdan tövbe ediyorum. Kurtulmak istiyorum. Beni kurtar. İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Yüreğime gel, beni yıka ve temizle. İsa Mesih'in adıyla amin. Amin. İşte böyle bir duayı ederek yeniden doğuşu ve kurtuluşu alıyorsunuz. Ve bu dua ettiyseniz size çok çok iyi haber veriyorum. Yeniden doğdunuz ve kurtuldunuz. Bunu hissediyorsunuz. Buna Bunu gerçekten içten bir şekilde söylediniz, iman ettiniz ve şimdi o kutsal yaşamı aldınız. Tanrı'nın çocuğu oldunuz. Program serimiz devam edecek. Bir sonraki programımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Değerli izleyicilerimiz, siz de programlarımıza dualarınız ve sunularınızla ortak olup müjdenin duyurulmasına destek olabilirsiniz. Uyanış ateşinin Türkiye'nin her yerinde yayılmasına katkıda bulunmak için bize ulaşabilirsiniz.